Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Hem de hazır tabanlılığından yapacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Instagram ismim Sena Levendoğlu. Sondaki U iki tane. Şimdi pizza konusuna gelelim. Bunun içerisinde hangi markalanmış? Unlux diye bir markanın kendin yap pizzasını deneyeceğiz. İçerisinde iki tane pizza tabanı bulunuyor. Bunu bu şekilde BİM'den aldım ve 5.90 aldım bu paketi. Arkasında nasıl yapıldığı yazıyor. Nasıl yapıldığını şimdi size çok kısa okuyacağım. Ondan sonra yapma aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra değerlendirmesini yapacağız. Şimdi hemen arkasında tarifini okuyorum. Pizza tabanlarının üzerine önceden hazırlamış olduğunuz pizza sosunu eşit miktarlarda sürün. Önceden rendelenmiş taze kaşar peynirini sosun üzerine yayın. Daha sonra küp küp veya dilim şeklinde doğranmış domatesleri pizzanın üzerine yayın. Yani klasik aslında pizza tarifi. Bu hamuru kullanacağız. Önce çıkartacağım. Hamurun üzerine salçalı bir sos hazırlayacağım. Daha sonra evde olan malzemeleri, ben işte sosis kullanmayı düşünüyorum. Zeytin sevmediğim için zeytin koymayacağım. Siz zeytin de koyabilirsiniz. Daha sonra domates koyacağım, mısır koyacağım. Pizzaya en çok yakıştırdığım şey benim mısırdır. Siz de favori malzemelerinizi yazabilirsiniz. Benim en çok yakıştırdıklarım bunlar. Daha sonra üzerine kaşar peyniri serpip pişireceğiz. Pişirme kısmına hemen bakıyorum. Önceden 200-220 derecede ısıtılmış fırının orta tarafına yerleştirin. Karışık pizza için 10-12 dakika, margarita için de 8-10 dakika kadar pişirmeniz yeterlidir diyor. Bu şekilde bunun hakkında daha fazla verebileceğim bir bilgi yok. Şimdi yapılış aşamasına geçiyorum. Ondan sonra şimdi yapılışına başlayalım kısaca. Üzerine süreceğimiz salça sosu içinde tarif vermişti. İşte sarımsak, salça, şeker, tuz, kekik, zeytinyağı, domates falan gibi. Ama ben böyle kafama göre daha önce de bazen adam pizza yapıyordum. Onu da videosunu bulabilirsiniz kanalımda. Onu yaparken yaptığım bir sos vardı. Biraz salça, içerisine zeytinyağı, hafif böyle karabiber ve tuz koyacağım. Ondan sonra o şekilde yayacağım üzerine. Yani böyle şeylerde direkt tarif olmaktansa kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Mesela karabiber yazmamış ama ben karabiber hoşuma gittiği için ekledim. Sarımsak demiş. Sarımsaktan da yani her şeyde normalde çoğu yakıştığı şeyde hoşlanıyorum ama bu sosun içerisinde hoşuma gitmeyeceğini düşündüğüm için eklemedim. Şöyle küçük bir karışım hazırladım. Tek başıma yiyeceğim için sadece bir tane tabanı kullanacağım ben. Siz ikisini aynı anda yapacaksanız ona göre sosunu biraz daha arttırabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi delikli, böyle normal yumuşaklıkta, ne sert ne yumuşak böyle bir hamur. Şimdi bunun üzerine yaptığınız karışımdan sürüyoruz. Şöyle göstereyim size hemen. Bu şekilde yaptığınız salçalı sosu. Ben özellikle pizzada kenarlara önem veriyorum. Şöyle kenarlara iyice gelsin. Her tarafına eşit bir şekilde yayın. Şimdi ben kalan taraflarını da güzelce yayayım. Ondan sonra diğer malzemelerimize geçelim. Şimdilik bu şekilde. Bu arada ben bu sosun içerisine pizza tabanının üstüne ketçap da ekliyorum. Şu sıktıklarım ketçap. Normalde direkt sosun içerisine ekleyecektim de eklemeyi unutmuşum. O yüzden üzerine sıktım bu şekilde. Şöyle iyice yaydım. Şimdi malzemeleri ekleme kısmına geçiyorum. Öncelikle domateslerimi ekliyorum. Malzemeleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar az ya da çok ekleyebilirsiniz. Daha sonra sosislerimi serpiştiriyorum. Şekilde. Son olarak da üzerine mısır serpiştiriyorum. Evet, pizzam şu an bu şekilde pişmeye hazır. Ben sadece 3 malzeme kullandım. Sosis, domates ve mısır koydum. Siz dediğim gibi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bunu tekrar söylememe gerek yok. Biber, kırmızı biber, yeşil biber, sucuk, pastırma, aklınıza gelebilecek her şey, peynirler falan her şeyi ekleyebilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Şimdi fırına girme zamanı. Pizzamın üzerine kaşar peynirini de rendeledim. Şu an bu şekilde. Fırını da 200 derecede, 200-220 derece arasında hazırladım. Isıttım. Fırınım şu an ısındı. Şimdi alt üst olarak çalıştırdım. Tam şu orta bölmeye koyuyorum. Fırınımı kapatıyorum ve artık pişmeye bırakıyorum.
Benim güzel pizzam pişti. Şunun güzelliğine bakın ya. Elim yanacak şimdi. Hemen çıkarıyorum ve tabağıma alıyorum. Hop, hadi sakın düşme ve kırılma. Mis gibi pizza yapmışız. Yanında kola içmeden olmaz yani. Bana hak veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii biraz da soslarla süslemek lazım. Biraz ranch sos sıkacağım. Ketçap tekrar eklemek istemiyorum. O yüzden biraz da mayonez ekleyeceğim. Mayonez ve ranch sos yeterli benim için. Biraz da şuraya sıkayım. Yarısını da böyle sade yiyeceğim. Artık mutfaktan çıktım sonunda. Odaya geçtim. Güzelce sehpamın üstüne pizzamı koydum, kolamı koydum. Soslarımı da sıkmıştım, hazırlamıştım. Şu an tripodla çekim yapmadığım için birazcık böyle sallanabilir. Bir de ışık artık yok. Odanın ışığından faydalanıyoruz şu an. Yani pizzayı kolayı koyduktan sonra keyif yaparak yemek lazım. Şimdi televizyondan Netflix açıyorum. Bu ara Modern Family izliyorum. Komedi dizilerine biraz takmış durumdayım. Modern Family'den önce de Grace ve Frankie vardı, biliyorsunuzdur belki. Onu izliyordum. O kadar güzeldi ki çok keyif alıyordum. Onun arkasından hemen yine bir komedi dizisiyle devam edeyim dedim. Modern Family izliyorum. O bittikten sonra yine bir komedi dizisi bakarım diye düşünüyorum. Bir alışınca hiç bırakılmıyor. O yüzden bana komedi dizisi tavsiyesi verebilirseniz, aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Onları da izlerim. Bu arada konuş pizza soğuyor. O yüzden ben artık yeme kısmına geçmek istiyorum. Şöyle dokunduğum zaman hamuru bana biraz sert geldi. Kenar kısımları. Ondan sonra yiyelim bakalım. Üstüne üstüme dökeceğim diyorum. Hamuru gayet güzel. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda yediğiniz bir pizzayla kıyaslamıyorum. Hazır aldığınız bir pizzayla kıyaslamıyorum ama hani bu marketlerdeki dondurucu reyonlarındaki pizzalar var, hazır direkt onlar fırına atıp hemen pişiriyorsunuz. Onlarla kıyaslamak istiyorum ben. Onlara göre çok daha iyi. Onlar da böyle ürünler de hazır olduğu için ve dondurulduğu için değişik bir tat oluyordu açıkçası. Birkaç kere farklı markadan denedim ama çok fazla bayılmamıştım. Hamurunu alıp üzerine kendi malzemelerinizi eklediğinizde çok daha böyle dışarıdan aldığınız hazır forma yakın bir şey olmuş. Birebir bunlar kadar da güzel olmaz. Sonuçta fırınlarda pişmiyor, daha profesyonel bir şekilde yapılmıyor. Onunla kıyasladığımız zaman çok güzel olmuş. Konuşmaktan yemeğini özlüyorum. Böyle şeyler de mide çekerken yemek çok zor. Bir de ben kendimi kasıyorum, daha da zorlaşıyor. Biraz daha yine ölüyorum yapayım. Bir gün de bu pizza hamurundan yine alıp şey yapmayı düşünüyorum. Ege otları, peynirli falan o şekilde bir pizza yapmayı düşünüyorum. Karakterinizi merak ediyorum. Benimki Gloria. En çok onu seviyorum. Çocukların büyüyüşünü falan izlemek tabii biraz kötü oluyor. Çocukluk halleri çok daha güzel dedikleri zaman böyle bir tuhaf gelmeye başladı. Özellikle Luke küçükken çok tatlıydı. Biraz hafif gıcıklaştı gibi oldu. Çok teşekkür ederim.